Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Üzülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Golvar'daki son köşe yazıma vermiş olduğunuz yoğun destekten dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Göğsümü gere gere diyorum ki benim yazılar daha fazla okunuyor diyorum. O da hoşuma gidiyor. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Fenerbahçe'de derbi hazırlığı başladı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu tesislerindeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon ile başladı. Işınlanma diyecektim. Ardından iki gruba ayrılan sarı lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçta noktalandı. Şimdi arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili kardeşler, Fenerbahçe yönetimine yalvarıyorum. Elinizi ayağınızı öpeyim. Sakın ölüyü diriltecek bir paylaşımda bulunmayın. Sakın. Bak lütfen rica ediyorum. Ölüyü diriltecek paylaşımda bulunmayın. Bakın şu an için mutlak favori Fenerbahçe. Ne olur saçma sapan bir paylaşımda bulunmayın. Bunu Beşiktaş maçında yaşadık gittiler. Trabzonspor maçında yaşadık gittiler. Balık avlama videosu attılar. Ölüyü dirilttiler. Hiç gerek yok. Sessiz, sakin. Ha inşallah oynayalım. Kazanalım. Kazandıktan sonra tiner mi paylaşıyorsunuz? Boya mı paylaşıyorsunuz? Bugün mesela filli boyanın falan şeyini yapmışlar. Ulan dedim. Eyvah dedim. Bunlar şimdi tiner miner paylaşacaklar falan. Eyvah dedim. Neyse. Şimdi antrenmanda bizi ilgilendiren şeyler var. İlk olarak şuradan gireyim. Miguel Crespo'dan Fenerbahçe'ye iyi haber. Fenerbahçemizin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo ilk 11'de başladığı Sivasspor maçında sağ ayak baş parmağını aldığı darbeyle acı içinde yerde kalmıştı. Ancak korkulan olmadı. Hocam korkulan zaten oynamasıydı, iyi ölmesiydi demeyin. Her futbolcumuza ihtiyacımız var sakın ha. Ve hani acıya dayanamayıp 65. dakikada kenara gelmişti. Başarılı orta saha oyuncusunun yapılan ilk kontrollerinde ayak parmağında çatlak olmasına endişe edilmişti ama herhangi bir şey çıkmadı. Ve kadrodaki yerini alabilecek 14 kez bu sezon formamızı terletti. Bir gol, bir asistlik performansı var. Bunu da unutmayın. Ancak Fenerbahçe'de asıl müjdeler bakışa. Bakışa ne? Başka. Nedir o müjde? Alexander Djiku ve Mert Hakan Yandaş idmanın tamamında takımla çalıştılar. Eksik. Eksik, çok eksik. Çok çok eksik. Fenerbahçe'ye müjde bu kadar az değil. Ben de müjdeyi vereyim. Arkadaşlar şimdi ben hepinizden üye olmanızı rica edeceğim. 15 TL verip bir aylığına üye oluyorsunuz. Bir ay sonra zaten diyorsunuz ki ulan daha önce niye üye olmamışım diyorsunuz ve üyeliğinizi sürdürüyorsunuz. Ben kefilim. Sözümün de arkasındayım. Hepinizi de tavsiye ederim. Üye olun. Şimdi üye arkadaşlara ben şöyle bir iddiada bulunmuştum. Demiştim ki 6 Aralık Çarşamba günü İdman'da Mert Hakan'ı da gerçi onu çok önemsemezsiniz dedim. Ciku'yu da Serdar Aziz'de idmanda göreceksiniz. Takımla çalışırken, topla çalışmalarda vesaire göreceksiniz. Allah'tan bir mani gelmezse, sakatlıkların nüksetmezse, yapılan kontrollerde ekstra bir şey çıkmazsa Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nin stoper ikilisi Serdar Aziz, Alexander Ciku demiştim. Sözümün arkasındayım. Bugün de idmana baktıysanız görmüşsünüzdür. Mustafa Hoca öyle haybeden konuşmaz. Hayırlı olsun. Şimdi Mert Hakan Yandaş da bak Sivas maçında başlayanlar rejenerasyonda tamamladılar. Ciku, Mert Hakan takımla çalıştı. Serdar Aziz takımla çalıştı. Pazartesi oynanan maçta sakatlanarak oyuna çıkan Crespo'nun durumu iyi. Beşiktaş derbisinde oynayabilecek. Hazırlıklar devam ediyor. Bakın internete girip Fenerbahçe.org deyin. Fenerbahçe.org'da idman fotoğrafları mevcut. Şimdi fotoğraflara girin. Direkt açar açmaz Serdar Aziz, Şimanski, İsmail Kartal çıkıyor. Sonrasında Ferdi, Crespo, arka planda birileri gözüküyor da tam net değil. Flu, Tadic, yine İsmail Kartal tek. İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş topla çalışmalar. Alexander Djiku yine aynı şekilde. Yani uzun lafın kısası Mert Hakan da, Serdar Aziz de, Ciku da, Crespo da dönmüş durumda. Fenerbahçe açısından son derece güzel bir haber. Şimdi
Fenerbahçe'nin Krunic'e teklifi. Aslında bu Krunic'e tekliften önce ben başka bir şey konuşacaktım. Şimdi amacımız derbi. Rıza Çalınbay'ın derbi açıklamasını da konuşalım. Çünkü derbi öncesinde Fenerbahçe'ye müjdeler var. Biz bunu konuşalım. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalınbay antrenman öncesinde basın mensuplarının açıklamalarını yorumlamış. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Biz Trabzonspor maçında çok ciddi bir fake yedik. Trezeguet ile kimdi o? Bakasetas yok dediler. Sosyal medyaya haberini verdiler. Fenerbahçe maçında olmayacak dediler. Hatta benim de şöyle bir yorumum vardı. Tamam, Fenerbahçe favori gözüküyor ama rakipte de eksikler var. Bizde de eksikler var. Eğer böyle olursa dengede eşit bir maç olur. Hani daha az hata yapan kazanır demiştim. Ancak bir baktık ki maç günü ikisi de kadrodalar. Yani güzel bir taktik yapmışlar. Güzel bir stratejiyle sanki futbolcuları sakat imajı vererek Fenerbahçe'nin belki de hazırlıklarını sekteye uğrattılar falan filan. Burada da aynı şekilde Rıza Çalınbay aynı hamleyi yapmış olabilir. Öncelikle dikkat edin. Diyor ki Valentin Rozier, Milot Rashica ve Arthur Masuaku'nun durumları hakkında doktor bilgi verecek demiş. Demek ki üçü de oynayabilir arkadaşlar. Ölseler de oynarlar zaten, onu da söyleyeyim. Fenerbahçe derbisi için durumumuz iyi. Camia için önemli bir maça çıkacağız. İnşallah fark yiyip geleceğiz. Oyuncular da farkında. Fenerbahçe maçında mutlaka yenilmemiz gerekiyor. Yukarının arasının açılması için ve Galatasaray'ı artık yeterince kollamamaları için, yani aradaki makasın da yeterince açılmaması için taraftarımıza ve Fenerbahçe'ye çok güveniyorum. Futbolcu arkadaşlarıma da güveniyorum. Sakatlık mazeret değil. Bizim için fark yeme maçı yorumunda bulunmuş. Antrenman basını açmak konusunda da planları olduğunu belirtmiş. Antrenmanı taraftara basını açabiliriz. Herkesin bir işi var. O gün kalemizi Fenerbahçe'ye açacağız. Bugün de basını açmak lazım. Basının da olması lazım. Falan filan. Dört ismin durumu Beyli, Gezzal'ın son durumlarını açıklamış. Ne diyor? Erik Beyli, Andre Onana, Raşit Gezzal hafta sonu Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağını ilerleyen günlerde karar vereceğiz demiş. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Sakın ha sakın inanmayın arkadaşlar. Bak, Trabzonspor maçında ciddi bir fake yedik. Sakın ha sakın inanmayın. Ya benden size tavsiye, dost tavsiyesi, isterseniz düşman tavsiyesi deyin, siz bilirsiniz. İnanmayın, yemeyin. Çünkü bu durum bizim daha önce başımıza geldi. Gelmedi mi? Geldi. Sakın yemeyin. Ya hocam o kadar da değildir sende Allah aşkına falan filan. O kadar. Bu arada Beşiktaş maçına ilgili Fenerbahçe'ye 300 müjde geldi. İl Spor Güvenlik Kurulu Beşiktaş Fenerbahçe derbisine 300 kişilik rakip seyircisinin almasına karar vermiş. 1814'müş, pardon. Ben 300 kişi zannediyordum. 300 aklımda nerede kaldı lan? Allah Allah, 300 kişi geldik. 300 Spartalı. 300 vali istifa falan vardı. Neydi lan 300 kişi? Neyse, siz bulur yoruma yazarsınız. İl Güvenlik Spor Kurulu Trendyol Süper Ligi'nin 15. haftasında oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbi mücadelesinde Sarı-Lacivert taraftarlarının deplasman tribünde yer alabileceğini açıkladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada İl Spor Güvenlik Kurulu 19 Aralık 2023 Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçına 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi toplu olarak maçın oynanacağı Beşiktaş Park stadına giriş yapabilecektir ifadesini kullandı. Cumartesi akşam saat 19'da iki takım karşı karşıya gelecek ve Fenerbahçe kazanan taraf olacak arkadaşlar. Ve Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Aslında skandalları susturabilecek, kapatabilecek bir açıklama. Nedir o açıklama Ertuğrul? Karanlık. Hemen bakalım açıklamaya. Şimdi kulüp takım doktoru Ertuğrul Karanlık hakkında açıklamalarda bulunmuş. Baytar değil, veteriner mi demiş. Şaka tabii arkadaşlar. Yani kulübün yaptığı açıklamayı ben direkt okuyayım. Siz kararınızı verin. Ama şunu söyleyeyim. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın diye bir laf var ya, hatırlıyor musunuz? İşte bu o. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın. Ya şimdi mesela benim sosyal medyada dolaşan bir videom var. İşte Beşiktaşlılara diyorum ki bizimkiler mal, sizinkiler bizden de mal diyorum. Şimdi onu izleyen adam diyor ki, geliyor mesela, ben tepki gösterecek zannediyorum. Adam diyor ki vallahi hocam son derece haklısın diyor ya. En kritik zamanlarda diyor bunlar daha da salak. En sonunda videonun en sonunda diyor ki ama sizinkiler bizimkilerden de mal diyorum yani. O kesin diyorum artık. Şimdi videonun o kısmı sansasyonel bir kısım.
Ama dediğim gibi insanın adı çıkacağına canı çıktı. Hani ayda, yılda belki 10 yılda bir tane çekebileceğim, konuşabileceğim bir cümle vardı. O cümleyi orada söyledim ve sinir harbiyle söyledim. Orada Galatasaray'ın aradan sıyrılıp şampiyon olmasından bahsettim. Yani Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da büyük mallığından bahsettim. Ama gel gör ki şimdi Beşiktaş her puan kaybettiğinde bizimkiler bu videoyu veriyor. Başkaları bu videoyu veriyor. Hani bizim sponsorlarımız var. Kayseri Özel Hüma ve Gol var. Orada logo kullanılmadığı için telif falan atabilirler. Ona ben karışmam. Ama dediğim gibi bak, imaj her şey. Şimdi Ertuğrul Karanlık'la da ilgili açık söyleyeyim, ben güvenmiyorum. Niye güvenmiyorum? Ya arkadaş bak, önümüzde canlı örneği var. Ulan bir Galatasaray'dan Icardi sezonu kapatsın ya. Ha, temenni olarak söylemiyorum. Örnek olarak veriyorum. Ne bileyim bir Davinson Sanchez bir ay yok dediler de 2 ay olmasın. Arada Nelson da bir sıyrılsın. Bir 2 haftada 3 haftada Nelson sakatlansın. İşte Fenerbahçe maçından bir hafta önce başlasınlar sakatlanmaya. İşte daha falan sezonu kapatsın. Devreyi kapatsın. Bilmem ne yapsın. Lan hiç olmuyor. Beşiktaş'ta oluyor. Trabzon'da yanlışım yoksa Orsic miydi? Kanat oyuncusu. Sanırım Orsic. Pepe zaten şey kronik sakat. Bir iki kişi daha var. Beşiktaş'ta mesela Tayyip Talha Sanuç hala sakat diye biliyorum. Ulan bir tek Galatasaray mı? Ya bunlar doping mopik kullanıyor. Ya bunlar Amerika'dan falan özel ilaç getirdiler. Sakatlanmıyor. Hani şalyon futbolda vardı ya, sıkıyor vücuduna, pişt, hiçbir şey olmuyor. Ya öyle bir şey kullanıyor. Ya da bizim sağlık heyetinde bir sıkıntı var diyorum. Bu yüzden ben güvenmiyorum. Yoksa elimde somut hiçbir veri yok. Zaten somut veri olamaz da. Şimdi Fenerbahçe'mizin açıklamasını okuyalım. Bir süredir yazılıp çiziliyor. Herkes konuşuyor. Pardon lan. Bir süredir sosyal medyada başlayan, daha sonra geleneksel medyaya yansıyan kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık ile ilgili spekülasyonlar üzerine açıklama yapma gerekliliği doğmuştur. Kulübümüzde tedavi süreçleri kulüp doktorumuzun kontrolünde. Oluşan sakatlıkların konumuna göre yurt içi ve yurt dışı uzmanlarına da danışılarak profesyonel şekilde yürütülmektedir. Oyuncuların uzmana danışma hakkı var. Tüm oyuncularımızın kulüp tedavi programı önerisi dışında durumları hakkında kendilerinin de başka uzmanlara danışma hakları mevcuttur. Sezon başından itibaren çoğunluğu darbe sonucu meydana gelen sakatlıklar ile ilgili teşhis ve tedavi süreleri öngörülen sınırlar içerisinde gerçekleştirilmiş olup hiçbir oyuncumuz kulüp dışı tedaviye gerek duymamıştır. Eğer böyleyse varol Ertuğrul Karanlık. Güvenimiz tamdır. Bu vesileyle vurgulamak isteriz ki kulübümüzün doktorlarımıza ve sağlık ekibimize güveni tamdır. Taraftarlarımızdan özellikle son günlerde öne çıkan, gündem yaratan eski futbolcuların ve bazı yorumcuların gerçek dışı söylemlerini dikkate almamalarını bekliyoruz. Bahsi geçen yorumcuların ve eski futbolcuların geçmiş camiaları göz önünde bulundurulduğunda yaratılmak istenen gündemin nasıl bir amaca hizmet etmeye hedefi taşıdığı da açıkça görülecektir. Sezon hedeflerine odaklanmış takımımızın ve camiamızın iç huzurunu bozmaya yönelik bu tip spekülasyon, saldırı ve yalanlardan takımımızı korumamız camiamızın en önemli sorumluluklarındandır. Bu sebeple söz konusu spekülasyonların ciddiye alınmamasını hassasiyetle rica ediyoruz. The person you have called cannot be reached, try again later diyor. Yani aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Daha sonra tekrar deneyin. Şimdi bak, ben doğru konuşmayı seven bir adamım. Yani öyle kıvırma şu bu, ben diyor, ben Fenerbahçeliyim arkadaş. Ben Fenerbahçe, ben öyle bir babanın evladıyım ki yani benim gibisini göremezsiniz. Gerçekten göremezsiniz. Şimdi ben şunu soruyorum. Tamam, Ertuğrul Karanlık'a güveniyorsunuz. İyi hoş. Lan 6-1'lik mağlubiyetten sonra gökten bir şey mi indi? Futbolcular birdenbire nasıl iyileşti? Yani ben bunun cevabını merak ediyorum. Sadece ben bunun cevabını merak ediyorum. Arkadaş bak. Şu bir gerçek, taraftarın yıllardır, bak 1 sene 2 senedir falan değil. Ya teknik direktörde sorun var. Çalışma metotları sıkıntı. Bak, darbeye bağlı diyor. Merak ediyorum Cicu'nunki hangi darbeyle oldu? Merak ediyorum Bekao'nunki hangi darbeyle oldu? Fred'inki hangi darbeyle oldu? Yani en gereken zamanda. Serdar Aziz'inki yanlış bilmiyorsam idmanda oldu. Fenerbahçe idmanları bu kadar kıran kırana geçiyorsa sahadaki futbolcular niye fizik olarak düşüştü? Ben SOS veriyorum. Fenerbahçe'ye SOS veriyorum. Fizik kondisyon olarak düşüşte takımımız. Bak düşüşte. Fizik kondisyon dediğim olayı şöyle algılamayın. Ama hocam Şimanski gol atıyor. Tadiç atıyor. Ceko atıyor. 34-37. Hayır, bu değil. Ya bak, şu an ben göbekliyim, kiloluyum. Beni herhangi bir maça koyun. Pozisyon bilgime göre o maçta kahraman da olabilirim. Yani 30 metrede 20 metrede top oynayıp kahraman olabilirim. Anlatabiliyor muyum? Ancak beni ben yapan, mesela benim en büyük özelliğim şuydu. Ben yorulma bilmezdim. Yani pire gibiydim. Hani
Orta sahaya beni koy, top alırım, top dağıtırım, geriye giderim, top çalarım, ederim, şunu yaparım, bunu yaparım. Her şeyi yaparım. Gol atarım, gol katkısı. Pire gibiydim. Hani ben merkez 8. Hani ben 3. ligden denemeye çağırdıklarında falan da 8 numaraydım ben. Yani 8 numara beni tam tanımlayan şey. Çünkü niye? Alex var ya, goller var, asistler var. Ama savunma katkısı da had safhada. Bazen kanatlara inen, bazen savunmaya yardım eden, top çalan, pas arası yapan, top kesen vesaire. Mesela birinde ben bir Erciyesspor'un seçmesine gittiydim. O zaman Erciyesspor PTT 1. ligdeydim. İdman'a hani çift kale maç yaptırdılar. Sanırım 25 dakikalık iki devre oynadık. Çünkü bir sürü takım vardı. Ben orta sahadaydım. Bıraktı gitti. Sağımdaki gitti. 6 numara gitti. 10 numara gitti. Ben orta sahayı tek başıma toparlıyorum. Yani elimden geldiğince. Bir de bizim stoperde bir eleman vardı, uzun boylu. Havadan çocuk hiç arkaya kesinlikle top sektirtmedi. Havadan çok iyi. Yerden de müdahaleleri falan var. Onun yanındaki ya da kanatlardan geldiler, gol attılar. 4 asistle maçı bitirdim. 4-4 maç bitti. 4 asistle. Bir tane son dakikada bir şutum var. Direği yaladı, üstten dışarı gitti avutan. Maç bitti işte, birçok seyirci var. Millet diyor ki işte Erciyesspor'umuzu kurtaracaksın, sen yaparsın, sen edersin falan filan. Abi seçmediler ki dedim. Ne beni seçtiler ne benim mesela o gün futbol bakış açıma göre stoperdeki çocuk çok iyiydi. Hani açıkçası ben de iyiydim. Yani 4-4 maç bitecek. Orta sahadaki herkes gidecek. Tek başıma orta sahayı savunacağım. 4 tane asist yapacağım. Ona rağmen seçilmeyeceğim. Ve 25'erden 50'şer dakikalık bir maç gibi düşün. Şimdi ben orada şunu anladım ki Türkiye'de futbol hak edenin değil, torpili hak edenin, yani torpili hak edenin galip geldiği bir oyun. İşte durum bu arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Durum bu. Taraftarımız da diyor ki arkadaş Ertuğrul Karanlı kimin torpiliyle oraya geldi? İşte futbolcular kimin torpiliyle şuraya geldi, buraya geldi? Birçoğunuz şu cümleyi kurmadınız mı? Ulan bu topçuysa ben kralıyım topçunun diye. Ya da ben bundan daha iyi oynarım. O gol de kaçar mı? Bakın maçta gol de kaçar. Ben mesela halı saha maçlarında da aynı şeyi söylüyorum. Tık 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 pas yaptım, vurdun, out'a gitti. Tık 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 pas yaptım, vurdun, pas. Son pas hızlı gitti. İşte out'a gitti. İşte tık 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 vurdun, kaleci çıkar. Tık 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 atamıyorsun ama bak tık tık tık. Herkes görevini biliyor. Herkes sorumluluğunu biliyor. Pas yapıyorsun, keyif alıyorsun. 5-0 yine hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ben hiçbir şekilde kızmam. Tık 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 pas yapıyorsun. Bir arkadaşa veriyorsun. Orası kara delik, alıyor, out'a atıyor. İşte nefret ettiğim şey bu. Nefret ettiğim organizasyon bu. Hani sen çalış, çabala, sen elinden geleni yap. Maç için her şey yap, bir kişi mahvetsin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi taraftarımız da benimle aynı düşünüyor. Diyor ki sen kadroyu kur, sen parayı ver, sen Galatasaray'la başa çık, sen federasyonla başa çık, MHK'yla başa çık. Hepsine savaş aç. Sosyal medyada taraftar, işte sosyal medyada Fenerbahçe yöneticileri bir sürü ceza alınsın, taraftar ceza alsın, şunu yapsın, bunu yapsın. Bir tane sağlık heyeti gelsin. Hocam bacağım ağrıyor. Karınca duası oku geçer. Fenerbahçe taraftarının Ertuğrul Karan'la yemin ediyorum bakış açısı bu. Hocam basınca ağrıyor. O zaman basma. Ertuğrul Karan'ın bunu yaptığını düşünüyor taraftar. Bugüne kadar niye susuyorsunuz ya? Ya iki tane iletişimci var. Bak en büyük eleştirim buraya. İki tane yani iletişimci var. Bir tanesi Alper Yemenciler ya. Yıllarca biliyoruz biz ya. Her türlü platformdan biliyorsun. Hani Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri olarak başladı. Acun Ilıcalı hani futbolun içinden gelen birisi. Ha, bilginiz olsun. Beşiktaş muhabiri. Sergen Yalçın'a kanka işte olduğu oradan başlıyor. Yani Alper Yemenciler de Acun Ilıcalı'nın yolunda bir adamdı. Ben gidiyorum yolumdayım. Arkadaş beni çeviriyor diyordu mesela. Yani öyle. Demek istediğimi inşallah anlatabilmişimdir. Fenerbahçe taraftarı şunu istiyor arkadaş. Güven versin. Sağlık heyeti. Bak darbeye bağlı sakatlıklara kimse bir şey yapamaz. Ertuğrul Karanlık da yapamaz. Ertuğrul Aydınlık da yapamaz. Darbeye bağlı sakatlık. Bir Beşiktaş Galatasaray maçında Icardi şut çekerken Gezzal vurdu ki hem Gezzal sakatlandı hem Icardi sakatlandı. Öyle değil mi? O yani yanlış hatırlamıyorum değil mi? Oradan sonra ikisinin de bir sakatlığı oluştu. Ha darbe, buna hiçbir sağlıkçı hiçbir şey yapamaz. Hocam sakat sakat oynuyor ama. Ya buna oynamak denilirse oynuyor evet. Bak sen mesela Tadic Fenerbahçe'de sürekli oynuyor. Taraftar eleştiriyor. Ben de dahil. 34 yaşında adam her maç oynamaz. 35'e girdi falan filan diyoruz. Icardi de oynuyor. Son haftalarda dökülmesine rağmen oynuyor. Sonra ayrı halde 6-7 maçta bir tane mi ne golü var? Başka hiçbir şey yok, yine de oynuyor. Anladınız mı? Bak eleştiriler ne zaman susar biliyor musun? Sen atılım yaparsın, onlar katılım yapar. Beşiktaş maçına çıkıyorsun. Orta saha Bartu Elmaz'la çıktın. Tepki alırsın. 5-0 maçı kazandın. Maç bitince İsmail Kartal çok büyük hoca lan. Bartu oynatmak kimsenin aklına gelmez de olur. Sonuca göre bu ülkede her şey değişir. Spartak Tırnava'yı 10-0 yen.
Gruptan lider çık, 6-1 unutulur, kimse konuşmaz. Beşiktaş'a 5-0 yen, Tırnava'yı 10-0 yen, hiç kimse 6-1'i konuşmaz. Türkiye'de futbol iklimi bu. Ve ben Fenerbahçe yönetiminden rica ediyorum, lütfen şeffaf olun. Biraz daha şeffaf olun. Mesela ben BK oyuna ilgili bir iddiada bulunacağım arkadaşlar. Bugün 6 Aralık. Videonun yüklemesi muhtemelen 6 Aralık, bu saat 20 sular. 19.57 benim saatim. İster misiniz bir hafta sonra da BK saha çalışmalarına başlasın? Ben isterim. Görüşmek üzere.